Fuarlar hayatımızın, hatta ticari hayatımızın en önemli taşlarındandır değerli seyircilerimiz. Ve işte bu amaçla mikrofonu işin uzmanına uzatıyoruz. Merhaba İşkolik programı izleyenleri, sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Lütfü Kırdar Fuar Merkezi'nden sesleniyoruz. Şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Jenya firmasına konuk olduk ve yanımızda eğitmen uzmanımız Jenya Hanım var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Jenya Hanım merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? Sağ ol, teşekkür ederiz. Biraz fuar yorgunluğu ama çok güzel geçiyor. İyi, sağ ol. Evet, fuarın ikinci günü bugün. Biz de sizlere çok teşekkür etmek istiyoruz. Bu yoğunluğunuza rağmen bizleri ağırladınız, misafir ettiniz. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim ilginize, sağ olun. Çok sağ olun efendim. Ben röportajıma sizleri tanımakla başlamak isteyeceğim Jenya Hanım. Kendinizden bahsedebilir misiniz? Jenya Hanım kimdir ve sektörle tanışmanız nasıl oldu? Jenya Denizleri, ben yaklaşık 13 senedir bu işi yapıyorum. Kalıcı makyaj uzmanıyım, aynı zamanda eğitmeniyim. Akademimizde ve uygulama yerlerimiz var. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet, uzun yıllardır sektördesiniz, evet. Ve ciddi bir tecrübeniz var bu konuda. Peki neler yapıyoruz burada? Biraz firmayı tanıyalım sizlerden. Firmamızda tabii ki biz ağırlıklı kalıcı makyaj. Fakat aynı zamanda bizim bir cihaz satışlarımız var. Yine kalıcı makyajla alakalı bir şey. İpek kirpik de ilgi çok fazla uyandırdığı için aynı zamanda da ipek kirpik uygulamaları ve eğitimleri devam ediyoruz vermeye. Evet. Ki hizmet sektöründesiniz. Önemli bir iş yapıyorsunuz burada. Yapılabilecek hatalar da ciddi sonuçlar doğurabilir. Sizin kriterleriniz neler? Yani olmazsa olmazlar diyebileceğiniz noktalar. Olmaz. Çok fazla tecrübe olması gerekiyor tabii ki uzmanların. Onu olabilmesi için çok fazla eğitim üzerinde çok fazla çalışmalar, el pratiği. Bu şekilde çok ciddiyet olduğu sürece kazalar, kötü işlemler ortaya çıkmaz. Evet, peki sektörde bazı sıkıntılar da var. Eril ufakta bazı sıkıntılar. Sektörün sıkıntıları neler? Hani sizce neler olmalı sektörde? Bana göre çok fazla sıkıntılar yok. Var da ama yine ben mutluyum. İyi gidiyoruz. Türkiye'nin zaten bu kozmetik sektörü çok çok yükseliyor. Daha da iyi olacağına çok inanıyorum. O yüzden hani bir şey diyemiyorum. Şikayet etmem. Evet. Ama bir de şöyle bir gerçek var. Herkes kendi bildiği işi de yapmalı. Aslında son dönemlerdeki sektördeki en büyük sıkıntılardan bir tanesi bu. Bu işi bilmeyen insanların da bu işi yapıyor olmaları. Olabilir. Yani hiç illa ki bu işi herkes yapamaz diye bir şey yok. Evet. Kalıcı makyaj biraz resim yeteneği olan kişiler bu eğitimi alıp ve bu liseye devam edebilir. Yani bizim öğrencilerimizden çok farklı sektörden gelip ve çok başarılı olmaları görüyorum. O yüzden öyle bir şey kesinlikle yok. İlle ki güzellik sektöründen olmasını gerekmiyor. Peki bu yola çıkarken buraları hayal ediyor muydunuz Jenya Hanım? Yani hedeflere ulaşabildik mi? Hani bundan sonrası hedeflerde ve projelerde neler olur? Yok. Ben bunları hayal bile edemiyordum. Bir şekilde çalışarak ve sadece yoğun tempoyla çalışarak iyi bir ekibiyle hani buraya kadar gelebildik. İleride ne olacak? Ne hedefler var? Açıkçası yok. Dürüst çalışmak bu bizim için yeterli. Umarım hani bu şekilde yükseliş devam eder. Hedef de hiç bitmiyor değil mi aslında? Ne insan hayatında ne sektör bazlı hiç bitmiyor. Biz bu yolda başarılar diyelim sizlere. Çok sağ ol. Çok ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Hizmet ve ticari hayatınızda başarılar diliyorum. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Evet, İşkolik programı izleyenleri, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Lütfü Kırdar Fuar Merkezi'nden seslendik. Şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. Jenya firmasına konuk olduk ve buradan aktaracaklarımı şimdilik bu kadar. Sözü merkeze bırakıyorum. Hoşçakalın.